kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çok severim. Biliyorum. Bu sefer tutturdum, farkında mısın? Peki nereden bildin biliyor musun? Çünkü aynı sana benziyorlar. Bunları gördüğümde aklıma sen geldin. Bak papatyalar sokakta da yetişir, yol kenarında da. Ama saf ve masumlardır. Sade ve güzel. Senin gibi bembeyaz. Şiir gibi. Hadi anlaşalım, bundan sonra yalan söylemek yok. Tamam anlaşalım, peki. Ben baştan başlayalım. Filiz ben. Başlayalım hadi. Lise terk. Annem 3-4 yıl öncesine kadar sürekli terk etti bizi. Artık yok. Bütün aileme ben bakıyorum. 2-3 işte birden çalışıyorum. Böyle. Sen? Barış Bey. Annem babam yok. Öldüler. Liseyi bitirdim. Bir restoranda bale olarak çalışıyorum. Ama işimi kaybettim malum biliyorsun. Ve iş arıyorum şu anda. Hatta senden sonra gidip iş başvurusu yapacağım. Oldu mu? Oldum. Anlaştık değil mi? Yalan söylemek yok. Yalan yok. O zaman barıştırsak yemeği birlikte yiyelim, olur mu? Çocuklar evde babamla birlikte, aklım kalır. Yani çok uzun kalamam. Yok, çok durmayız zaten ya. İyi. Şurada tostlu çok güzel bir büfe var. Oraya gidebiliriz. Hadi. Bunun ne işi var burada ya? Hırsız Cenk. Filiz ne haber? İyi, senden? İyi, keyfin yerine bakıyorum. Sağ ol. Gidelim mi Filiz? Barış ne haber ya? Selam sabah yok mu? Siz nereden tanışıyorsunuz? Sen bilmiyor musun? Biz Barış'la aynı işte çalışıyoruz. Hatta iş ortağı sayılırız. Değil mi Barış? Barış. Cenk de değil mi ismin? Cenk. Cenk ya. Benim hatam, tamamen unutmuşum. Ya biz Cenk de restoranda vardiya arkadaşıydık. O da valilik yapıyordu. Sen bir erken çıktın ama Cenk, değil mi? O yüzden hatırlayamadım. Karıştı orası. Ne haber, nasıl gidiyor? İyi, senden ne haber? İyi, ne olsun. Siz nereden tanışıyorsunuz böyle? Biz aynı mahallede oturuyoruz. Komşu sayılırız. Vay be. Tesadüfe bak, böylesi. Biz ne yapalım? Gidelim o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz, konuşuruz. Kendine iyi bak, haberleşiriz. Tamam.
Hoşça kal Fırsız. Hadi. Bu herif hırsız ya. Hadi ya. Tabii ben Hikmet'le Rahmet bundan uzak dursun diye neler yaptım ya. Sen de görüşme bununla. Hiç bilmiyorum ben. Hiç beklemezdim. Hırsız demek ha. Arkadaş. Bu var ya, o restoranda boşuna valilik yapmıyordur. Araba hırsız bu. Araba çalıyordur oradan. Araba hırsız hem de ha. Tabii. Pis. Abi ne insanlar var ya gerçekten. Hani neyse gel. Tost yiyeceğiz ben. Yarın sabah erkenden çıkalım. Sana şöyle güzel bir beyaz elbise alalım. Nikahta giymelik. Alalım anneciğim. Madem Yıldırım nikah yapıyorsunuz, gelinlik yetişmeyecek. Yetişmeyecek anneciğim. Aferin Tufan. Bak kedi olalım, bir fare tuttun. Sağ olun anneciğim. Bana anne deme. Ay dur, bozulma ayol. Şaka yaptım, şaka. Artık ben senin annen sayılırım. Gel, gel öp bakalım elimi. Evet. Öpeyim anneciğim. Aslan damadım benim. Tülay bir gelsene. Nereye? Odaya. Bir gömleğimi bulamadım da ben, yardım et bana ya. Bırak şimdi gömleği. Hayatım bir gelir misin? Önemli. Niye bu kadını kasa getirip duruyorsun ya? Ya ben evliyim, evli. Nasıl evleneceğiz biz? Biz de biliyoruz herhalde evlenemeyeceğiz. Biliyorum, niye kasmıyorsun o zaman? Allah Allah. Ya kadın bana iyi davranmaya falan başladı. Damadım mamadım diyor. Sahte bir nikah memuru bulacağız. Ne? Hem annemin gönlü olacak, hem babamdan kalan parayı alacağız. Allah Allah. Nereden bulacağız sahte nikah memurunu? Orasını da sen düşün. Evli olan ben değilim. Başladı mı? Başladı. Oo, mini bollar, ne yapıyorsunuz? İyi. Ablam yok mu? Yok. Babam nerede? Ya açılın bakayım ya. Ne izliyorsunuz böyle? Hı? Belgesel. Ne belgeseli bakayım bu? Aslan. Bir tane aslan demin doğurdu. Yavrularını besledi, büyüttü, ilgilendi, korudu. Tamam. Aynı bizim gibi işte. Yani şimdi baktığın zaman ablam sürekli başımızda. Hikmet'le ben de bir dakika yadırdan ayrılıyoruz. Öyle değil mi? O zaman... O zaman biz de aslanız oğlum. Yap bakayım. Ha, bak, bir bakımsız aslan daha geldi. Ne yapıyorsunuz bu saatte ayakta? Yok mu ablam? Yok. Babam da gitmiş. Kayın o zaman az biraz, hadi. Ben de oturayım yanınıza. Gel bakayım. Bakımsız aslan. Ha? Ha, okey. yarın buluşuyoruz değil mi? Hı hı. Hamburgerci yok. Yok. O zaman nereye gidelim? Ne istersin? Ya bir yere gidemem ki ben. Çocukları bırakamam. Ha, doğru, evet. O zaman ben senin yanına gelirim. Neredeyse oraya. İyi, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Garajda mısın? Bekle, geliyorum. Bekliyor. Bekliyor. Aa! Ne oldu bunları be? Ona göre ayarlıyor. Geldim eve, ikisi böyle eliyle büdü gibi, surat beş karış. Babam gitti diye çocuklar kötü olmuş tabii yani. İki günde geldi adam eve. Ayarlarını bozdu, çocukların gitti. Kiraz. Bir kon.
Hadi abiciğim. Fık al. Kalk yatağa hayat prenses. Hadi. Kalk. Hadi abiciğim. Hadi kalk yatağa. Hadi prenses yatağa gel. Hadi yatağa. Yatağa hadi. Yatağa geçelim. Ne yapıyorsun lan sen? He? Ben ne senin? Baş biraz dinle. Dinlemem ben seni. Öyle karşıma çıkmalar, kıza kaş göz yapmalar falan. Neysin lan sen? Barış işi bırakamazsın. Ne? Bir daha söyle bakayım, bırakamaz mıyım? Bırakamazsın, bırakamayız. Benim para kazanmam lazım. Bırakırım Cenk Efendi, bırakırım. Hatta bıraktım da. Ha, bu akşamki iş vardı ya, o da iptal. Şimdi siktir git ben, siz ne yapıyorsun görelim bakalım. Filiz'e her şeyi anlatırım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Çık git anlat lan. Çık git kapı orada, çık git anlat hadi. De ki Barış araba çalıyormuş de, hayatını böyle kazanıyormuş de. Ama senin tanınca değişmiş, her şeyi geride bırakmaya hazırdı ona. He? Hadi! Yavşaklar size. Bana bak, burada ne eşyanız varsa pılınızı pırtınızı topluyorsunuz, defolup gidiyorsunuz buradan. Anlaşıldı mı? Garajı da kapatıyorum. Tehdit ediyor beni bir de. Alo. Ali. Abla yatıyorum ben. Ben de vallahi. Niye yatıyorsunuz ya? Gelin 2 dakika. Hı? Oturalım. Oğlum gelin oturun, aa dertleşemiyoruz be. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Aa, ne var ya? Ne zamandır konuşamıyoruz hiç. İhmal ettim sizi çok. Anlatın bakalım. Nasıl gidiyor? Anlatalım. Yani. Anlatalım. Hikmet'ciğim başla önden. Ben mi başlıyorum? Hmm. Buyurun. Vallahi ben okuldan işe gidiyorum, işten eve geliyorum abla, o kadar. Hmm. Her şey normal. Normal. Okey. Sen? Benim olayım belli. Okula gidiyorum. Öğrencilerim var. Bu yani. Normal yani her şey. Normal. İyi bir belaya falan bulaşılmıyor değil mi? Yok canım, ne belası? İyi. Bu saçlarınızı niye kesmiyorsunuz siz ya? Kızmıyorlar mı okulda? O kadar uzun değil ki. Yani yok. Eskiden eline ayağına vuruyorlardı insanların. Bu ne ya? Şunu da başucuna koyun, tamam? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Rahmet. Ha. Senin sahte kimlikle başkasının yerine sınava girdiğini öğrenirse seni gebertir, biliyorsun değil mi? Ha, sen alenen Asım'ın karısına aşık olunca bir şey olmuyor yani. Herif sap gibi ortada bıraktı bizi, görüyor musun? Ama ben de Cenk'sem bunu onun yanına bırakmam. Görürsün. Abi çekin gidin demiş ya, ben şimdi ne yapayım? Gideyim toparlanayım mı? Toparlan. Abi ne oluyor ya şimdi? Dur, sakin, sakin. Yavaş. Kaldır ellerini, kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Tamam. Arkaya bak, arka odaya. Cemil abi ne oluyor ya? Hakkınızda ihbar var. Abi ne ihbar? Dalga mı geçiyorsun lan sen bende? Organize araba hırsızlığı ihbarı. Abi bizim öyle işlerle ne işimiz olur? Yanlışın olmasın. Bunu karakolla anlatırsın. Nereye bakıyorsun? Yürü. Bin.
olaylar büyümeden şu işin aslını anlat bakayım bana. Abi yemin ederim ben bıraktım o işi. Bak bu sorgudakiler sana benim gibi davranmazlar. Tanımazlar seni. Aynı mahallenin çocuğuyuz biz. Beraber büyüdük. Abi yemin olsun tövbe ettim ben. Çalıntı malaya sürmem. Araba tamircisiyim abi ben. Ne işim olur o işte? Bak güzel kardeşim. Anlatamıyorum galiba. Bu seferki ihbar çok sağlam yerden geldi. Anladın mı? Çok uzun süre yatarsın içeride. Sen şimdi bu işin arkasında kim var onu bana söyle. Ben de sana kolaylık yapayım diyorum. Benim amirlerim sana benim gibi davranmazlar o sorguda. Abi benim konuyla hiç ilgim yok. Peki güzel kardeşim, sen bilirsin. Sana sorguda iyi şanslar o zaman. Cemil abi, sen bana yardım etmek istiyorsun ya. Bizim Ziya'yı bul. Benim ona anlatacaklarım var. Manita ile ilgili. Bir tek o çözer. Ben de sana ne biliyorsam anlatayım. Ne istiyorsun? Fikri Bey. Fikri Bey. Şeyma. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Benim bu tedavim ne zaman biter acaba? Ne tedavisi ya? İşte şey tedavisi, sokağa çıkma tedavisi. Ne zaman biter acaba? Ha, ama. Vallahi bu tip durumlarda Şeyma Hanımcığım, acele etmemek lazım. Yavaş yavaş. Ya. Müjde'nin okulunun veli toplantısı var da cumartesi. Böyle bir heyecan ona giderim falan diye düşünmüştüm. Yok olmaz. Fikri Bey. Şeyma Hanım. Acaba siz gitseniz. Nereye? Şeye, veli toplantısına. Beni temsil eden. Ya Şeyma Hanım ben okulun önünden geçemiyorum. Ne velisi ne toplantısı ya. Bak yani okul dediniz midem bulandı ya. Yediklerim kursağıma dizildi. Fikri Bey zaten hiçbir şey yemediniz. Habire bire içtiniz bu sabah. Ya ben kaçıyorum. Akşama görüşürüz. Fikri Bey, Fikri Bey bir düşünün. Yarın bana bak ulan. Sana diyorum. Adam hala baygın abi. Bak ulan Fikri'nin evi burası mı? Burası abi. Gidebilir miyim artık? Git ulan! Abi, biz ne zaman gireceğiz bu eve? Bekle birazdan gireriz. Beş dakikanız var. Kısa kesin, uzatmayın. Allah razı olsun abi. Ulan neredesiniz siz saatlerdir ha? Bir Allah'ın kulu sahip çıkmıyor bana. Abi benim başkasından haberim yok. Duyunca hemen geldim. Para almaya gelince her şeyden haberiniz oluyor ama. Abi vallahi duyar duymaz geldim. Ali'yi de almışlar ha. Aynen. Onu da aldılar. Başka bir yerde şimdi. Bana bak. Barış'a git her şeyi anlat. Avukat mı tutacak? Ne yapacaksa yapsın beni buradan çıkartsın. Onun eli uzundur. Bir yolunu bulur. Tamam abi. Yaklaş. Şimdi sana ben işi bıraktım. Bana ne falan derse selamımı söyle. De ki Cenk abi yanarsa herkes yanar. Cenk yanarsa en önce Barış yanar. Anladın mı lan? Anladım abi. Anam avradım olsun veririm adına. Gözüm hiçbir şeyi görmez. Şimdi git ona bunların hepsini anlat. Tamam mı? Tamam abi. Abimiz konuştuk, sağ olasın. Tamam, çık sen. Sorguya alacaklar şimdi seni. Bir de orada konuş bakalım.
Dur burada. Sabah ya. Hadi. Ben hadi dedikçe oyalanıyorsunuz. Hadi Hikmet. Koş. Ruh hastası. Abla bir şey diyeceğim. Heh. Yarın veli toplantısı var. Öğretmen mutlaka annem veya baban gelsin dedi. Ben de babama söyledim, babam gelecek. Daha ne zaman söyledin? Dün. Gelmez mi? Hadi tamam, okula konuşuruz sonra. Hadi. Bak bak adama bak. Tavşan gibi 50 tane çocuk yapmış. Bunlar nasıl bakacağız diye uğraşmazlar. Çatır çatır çocuk yaparlar. Hadi halledelim şu işi. Selamünaleyküm. Fikri'nin borcu vardı da unuttu. Onlar rahatsız ettik seni. Babam burada oturmuyor. Babam burada yaşamıyorsa telefonu al. Babacığını ara. 20.000 lira borcunu getirsin bize. 20.000 lira mı? Ya 20.000 lira. Ya parayı getirsin ya arabayı. Bir dahaki gelişime bu kadar sakin olmam haberin olsun. Karşılığında bir hafta beleş bile isterim ha. Nasıl? Senin isteyeceğin şeyi yapmam için karşılığında bir hafta beleş bile isterim. Ya daha ağzından kelime çıkmadı. Sen nereden anladın benim bir şey isteyeceğim? Belli oluyor lan. Yapma ya. Şimdi abi, biz Tülay'la evleniyoruz. Yapma ya. Ama yalan bak. Ha o zaman iyi. Ya şimdi bize bir tane şey lazım. Sahte nikah memuru. Yani gelecek, nikah kıyıyormuş gibi yapacak ama yalandan sonra gidecek. Bu, kimden buluruz? Tamam canım, o işi ben de hallederiz. Emin misin? Bak çuvallamıyorum seni be. Ya sen bana bıraksan bir adan haber ver. İyi. Hiç yani böyle niye sahte nikah falan hiç merak etmiyorsun değil mi? Ya. Ne bok yedin sen? Hanımefendi, buraya bayanlar giremez ama. Ayıp ama ya. Çıkın dışarı. İki tane adam geldi kapıya. Ya parayı versin ya arabayı diyorlar. Ne demek o? Ne yapıyor ya? Buradalar mı? Kim bu adamlar? Ya kızım, burada değiller. Biz bu adamlarla tesadüf eseri tanıştık, şey ettik. Yani birlikte ortak bir iş yapacaktık, bir girişim. Yani... Korsan taksiye çıkacaktık. Eyse ben korsan taksiye çıktım. Polis beni bir çevirdi, ben bir panikledim. Şimdi kimlik mimlik sorar, bizim sakatlık maaşı güme gider dedim. Hemen arabayı orada bıraktım, tavanları yağladım. Satmış, vallahi arabayı satmış. Lan ne satması be, satsam para nerede? Benim kapıma mafya bozuntuları dayanamaz. Sen bu işleri çözeceksin hemen. Evet ya, ne yapsak kızım acaba? Ben bir haftalığına İzmit'e amcangillere falan mı gitsem? Ya gidemezsin bir yere ya. Burada kalıp bu işi halledeceksin. Zaten Fikret'in veli toplantısına gitmen lazım. Gidemezsin bir yere yani. Ya ne veli toplantısı ya? Çocuğa kesin geleceğim demişsin. Zaten sürekli şikayet geliyor. Ya oğlan çocuğu bu. Yaramazlık da yapacak, kudunacak da. Fikret'inki öyle yaramazlık değil. Okuldan atacaklar çocuğu. Müdür seni görmek istiyor özellikle. Okuldan mı atacak? Git konuş o zaman.
Allah'ım anlatamıyor muyum? Seni istiyorlar, seni. Ya uf, bir düşün ya Kamdan Bey artık. Bir düşün ya. Ya Allah seni bildiği gibi yapsın. Tufan, hadi oğlum. Git sen benim ilk birayı getir bakalım. Hala bira diyor herif ya. Ya hadi. Babacığım, anla... Fikri. Allah'ım, ananı... Allah tomunuzun belasını versin. Aha yırttı yine. Lan Fikri! Ulan... Ulan Fikri, son dua et. Geberteceğim ulan! Geberteceğim abi! Müjde okulda. Müjde. Tamam tamam. Şeyma Hanım artık sakin olun. Ben bu evdeyken size hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Hadi gelin içeri. Haşim kapıya gelmiş. Yok yok gelmedi. Bizi tehdit etti. Duydum. Duydunuz. Ay. Aa, ne yapıyorsun burada? Nasıl ne yapıyorsun? Ya bugün buluşacaktık ya. Sen neredeysen ben orada olacaktım. Öf ya kusura bakma kafam dağınık benim. Bu araba ne? Ha bu mu? Bu şey ya. Üf, arkadaşımla aldım öyle. Sen niye kafan dağınık anlat bakayım. Ya babamı belli toplantısına çağırıyorlar da Fikret'in okulundan. O da gitmiyor işte onunla uğraşıyorum. İstiyorsan ben gidebilirim. Ne? Olmaz. Niye? Çok gençsin çünkü. Ne yani benim yaşında baba olan yok mu? Ben de her baba gibi anlatırım derdimi. Çok çalışıyorum derim o yüzden görüşemiyoruz. Daha kaliteli zaman geçirmemiz gerekiyor derim. Yok hallederim ben boşver. Abi merhaba. Merhaba. Müsaitsen bir şey konuşacaktım da seninle. Sen şu ha vale için gelen arkadaşsın değil mi? Tamam sen şurada bekle geliyorum ben şimdi. Bir şey mi oldu? Yok ya ne olacak? İyi. İyi ben Tülay'a gidecektim zaten siz konuşun. Tamam tamamdır. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gel buraya gel. Oğlum ben size yokum demedim mi? Jack'le de konuşun. Niye karşıma çıkıp duruyorsunuz? Tamam abi söyledi Cenk. Söyledi de mevzu zaten o değil. Ne peki? Abi senin haberin yok mu? Neyden lan? Akşam polis basmış tamirhaneyi. Ne? Abi siktir ya. Cenk abiyle Ali'yi aldılar içeri. Abi çok kötü oldu bu. Cenk abi de haber yolladı sana. Beni buradan çıkarsın dedi. Onun eli kolu uzundur dedi. Abi bir de bir şey daha söyledi ama Elçi'ye zeval olmaz kızma bana. Ne dedi? Abi ben yanarsam onu da yakarım dedi. Ablacığım hadi gel gidelim. Ay gitmeyin gitmeyin. Otur iki dakika. Otur. Ne oldu? Annen nerede? Kendi nikah elbisesi seçmeye gitti. Ne nikah? Biz sahte nikah kıyacağız. Ha? Biz Tufan'la sahte nikah kıyacağız. Yıldırım nikahı yapacağız yarın kahvede. Evleneceğiz ama öyle sahtesinden yani. Tülay ne diyorsun delirdin mi ya? Ay Filiz babam bana para bırakmış. Ama evlenmeden alamıyorum. Öyle şart koşmuş rahmetli. Ben de diyorum ki ben şimdi evlensem, parayı alsam, annemin gönlü olsa, bunca senedir bütün bu dedikodu yapanların böyle bir çenesi kapansa fena mı olur? Beni açtı Tülay, ben anlayamadım yani. Ama sen nasıl mutlu olacaksın öyle yap tabii. Yarın akşam geliyorsunuz ama. Nasıl öyle davetli falan sahte nikah? Evet, sen de benim sahte nikah şahidim olacaksın.
Ya beni en mutlu günümde yalnız mı bırakacaksın? Yok. Hadi ablacığım gidelim. Delirmişsiniz hepiniz. Gel. Hoş geldiniz. Ben Emir Avukat Bey'e haber vereyim. Gerek yok. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun oturun lütfen. Hoş bulduk. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Uzun zamandır görüşemedik. Şöyle ki Necdet Bey, ben sizden bir şey isteyeceğim. Tabii nedir? İlgilenelim hemen. Birini içeriden çıkarmanızı istiyorum. Bekliyor seni 2 sene. Hadi yine iyisin. Ne oldu lan? Yaramaz bir şey mi var? Yok bir şey ya. Abicim varsa bir şey söyle hemen bana. Lan yok, sen yürü git dükkanına. Batar matar şimdi ağlarsın. Yürü yürü. Yürü git hadi bay bay. Rahmet. Rahmet. Sen niye çekip gidiyorsun bizi gördüğün halde? Söylemeyeceğim, ne var? Sınav. Kardeş ne oldu? Hayırdır? Ne babalar? Seninle konuşmuyorum şu an. Ne oluyor lan? Ya durun, ne yapıyorsunuz? Müjde, sevgilin yerine sınava girecek başkasını bul. Ben girmiyorum bunun sınavına. Ne diyorsun sen, be ne sevgilisi? Ulan madem girmeyecektin sınava, ne oyaladın lan beni? Yarın lan sınav, kimi bulacağım ben şimdi? Adam olma, kendin gir lan sınavına. Ne diyorsun oğlum sen? Yürü yürü. Kavga etme hadi Ferzi, yürü hadi. Sen görürsün lan. Yürü hadi. Bittin lan sen. Asım alma ne olursun. Bak zaten herkese borcumuz var. Ben tek başıma ne diyeceğim o kadar alacaklıya. Esra uzatma. Bu kadar mı para? Nereye sakladın bunun gerisini? Yok ki gerisi merisi. Ver şunu. Asım olmaz. Annemden kaldı biliyorsun. Kızım ver şunu. Durumları düzeltince koyacağız yerine. Asım lütfen olmaz. Ver. Asım abi. Ne var lan Asım abi, Asım abi? Yürü git depoya malları düzenle. Zibidi. Şunu verir misin lütfen? Bak o kadar bilezik sattın, hiçbir şey söylemedim. Annemin tek hatırası o. Bana kızım ne bırak! Sıçtırtma hatırasına. Lazım bana, lazım. İyi misin? Gidecek, satacak şimdi kuyumcu Kazım'a. Zaten o kadar çok şeyimizi sattı ki hiçbir şey söylemedin. Ama o annemden kalan tek yadigâr. Cemil. Gece aldığımız Cenk'in avukatı geldi. Merhaba. Cenk Tuna'nın avukatı ben, Necdet Çelik. Müvekkilimle görüşebilir miyim? Beş dakikanız var. Tamam. Necdet Çelik ben, senin avukatınım. Şimdi soracağım sorulara hızlıca cevap ver. Fazla zamanımız yok. Tamam. Polis baskın yaptığında çalıntı araba, parçalanmış halde motor veya şasi numarası görünen parçalar var mıydı? Bizde araba parça kalmaz. Akşam gelen sabaha gitmiş olur. Tamirhanede arkanızda bir şey bıraktınız mı? Şahsi eşya. Sanmam. Takım takla, adalet edebat falan. Ne zaman tamirhane olarak kiraladınız orayı? 1 yıldan fazla. Mülk sahibiyle ben muhatap olurum. Kirayı Barış öder. Anladım. Çıkabilecek miyim? Bakacağım, bir şekilde halletmeye çalışacağım. Halletmeye çalışma avukat. Hallet. Ben burada duramam. Söyle Barış Efendi'ye, avukat ordusu mu yollayacak, para mı yollayacak, ne yapacaksa yapsın, beni buradan çıkarsın. Yoksa okkanın altına o gider. İletirim. Ben de elimden geleni yapacağım. Haber vereceğim sana da Ali'ye de, merak etme. Ben merak etmiyorum avukat. Siz merak edin.
Şeyma Hanım, kimsecikler yok ya. Hem ben burada oldukça Haşim buraya adımını atamaz artık hanım. Çok teşekkürler Fikri Bey. Ne demek canım, lafım olur. Ne içersiniz diye soracağım ama. Artık sormaya gerek var mı? Ben o zaman sizin biranızı şey. Fikri Bey, başlasak mı? Ne? Hazır diyorum. Müjde de arkadaşlarıyla dışarıdayken. Hani ev boşken. Ortam müsaitken diyorum ki. Başlasak mı? Ne Şeyma Hanımcığım, ben anlayamadım. Kazım abi, kolay gelsin. Sağ ol Hikmet, hoş geldin. Hayırdır, ne oldu? Abi bir şey soracağım sana. Sor tabi. Bizim Asım abi bugün kolye getirdi mi sana? Getirdi. Altın zincirli bir şey, niye ki? Heh, abi ben onu bir görebilir miyim? Tabi, göstereyim. Abi ne kadar bu? Hayırdır oğlum, manita mı yaptın? Yani onun gibi bir şey abi. Arkadaş alacağım. Sana 300 yaparız. 300. Daha aşağı olmaz mı abi? Daha aşağı olmaz anca. Tamam. Sen bunu satma abi sakın. Ben birkaç güne gelir alırım senden, olur mu? Tamam, iyi. Hadi bakalım. Tamam. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Söyleyeceğim her şeyi hayalinizde canlandıracaksınız. Hı hı. Yavaşça ayağa kalkalım. Hayalimizde ayağa kalkıyoruz Şeyma Hanım. Ha, hayalimiz. Ya, tamam, otur. Nefes verelim. Yavaşça ayağa kalkıyoruz. Sonra kapıya doğru gidiyoruz. Diyoruz. Güzel. Şimdi kapının şeyini tutuyoruz. Neyini? Sapın. Kolunu tutuyoruz. Tutuyoruz. Şimdi yavaşça kapıyı açıyoruz. Kolu aşağıya indiriyoruz. Kapıyı açıyoruz. Şeyma Hanım, yavaşça kapının kolunu aşağı doğru indirip kapıyı açtık. Tamam, açtım. Şimdi sağ adımımızı atıyoruz. Ya atıyoruz sağ adımımızı şöyle ya. Yok, atamıyorum. Şeyma Hanım, atın o sağ adımı. Attım. Şimdi sol adımı da. Sol adımımı da attım. Yallah, gidiyoruz şimdi istediğimiz yere. Ah, bildiğiniz dışarıdayım. Neler? Ah, vallahi dışarıdayım. Neler? Ay dışarıdayım. Dışarıdayım. Ah! Ah! Sizi gırtlak diyorum, tanıyacaklar. Yapmayın şunu ya. Sakin ol, yapmayın. Yapmayın. Aa, yapamam. Edemem, eyleyemem, gidemem. Ne olur siz gidin Fikir Bey. Ne? Yalvarırım Müjde'nin veli toplantısına siz gidin. Hayır, 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 hayır. Sizin nasıl sokağa çıkma korkunuz varsa benim de okula, öğretmene karşı korkum var. Ha, siz de buna biraz anlayış gösterin canım. Ablacığım, hadi yemek vakti, in oradan aşağı. Fiko. Kalk hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır sen bu saatte? Erken kapattık bugün. Ne yapıyor? Fikret, hadi ablacığım. Yemeyeceğim. Ne demek yemeyeceğim ya? Otur şuraya. Hemen çık. Sen babam veli toplantısına gelmeyecek diye mi böyle yapıyorsun? Gelecek babam abla. Bana söz verdi.
Ablacığım ben geleceğim, halledeceğiz zaten. Gelecek derim sana. Ben seni istemem, onu istiyorum. Ablacığım gelmez o öyle şeylere ya. Gelmeyecek. Bir şey biliyorum da söylüyorum. Fika! Fiko. Konuşalım mı biraz? Fiko. Bırak elindekini. Bırak elindekini. Bırak elindekini bırak. Başlayacağım inadına. Hayır, benim ne suçum var ya? Okulu birbirine katan sen. Veli toplantısına gelmeyen babam. E benim ne suçum var? Bana niye küsülüyor? Öğretmen baban gelsin dedi. Sen de babam gelmeyecek diyorsun. Atacaklar beni okuldan. Atsınlar zaten. Atsınlar da yapıyorum her şeyi. O ne demek ya? Ne yapacaksın okumayıp? Bakarım ben başımın çaresine. Allah Allah, nasıl olacak o? Nasıl olacaksa olacak. Abi. Ha. Bırak, onlar halletsinler. Bırak, boş ver. Fikret, benim sinirimi bozma, abuk subuk konuşma. Sen de bana karışma o zaman. Ne demek karışma be? Ya sen ne ya? Benim annem yok. Babam da ortalıkta yok zaten. Bak kimse yok. Kimsenin umurunda değilim ben. O yüzden bana karışma. Ya sen benim kardeşimsin, canımsın. Ne demek karışma? Öyle kafana göre hareket edemezsin sen. Hem ne demek kimse yok ya, ben buradayım. Ben buradayım. Gitmeyeceğim hiçbir yere. Duydun mu? O okul okunacak, o dersler çalışılacak Fikret. Sen harcanmayacaksın. Ben burada olduğum sürece harcanmayacaksın sen. Duydun mu? Geleceğim ben, okulu halledeceğiz, tamam mı? Konuşacağız, halledeceğiz. Boş ver babam, ne yapacaksın ya? Hadi gel, makarnan soğuyacak. Hadi. Bırak. Onu bırak. Seni kasaba çırak mı versek biz? Hı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Tamam. Size tatlı getirdim bak. Ya masraf etmeseydin. Saçmalama. Sen kötü olmadığına emin misin? Dur, bekle iki dakika, geliyorum. Kiraz. Kiraz. Bunu buzdolabına koy. Yemek gitmeden dokunmayın sakın. Ben geliyorum birazdan. Benim de biraz hava almaya ihtiyacım var. Oturalım şöyle. Hadi gidelim. Anlatalım, ne oldu? Bir şey yok ya, aynı şeyler. Aynı şeyden kastım veli toplantısı. Yani bu arada çok büyütecek bir şey değil yani o.
Yani benim babam da gelmezdi veli toplantıdan. Hatta hiçbirine gelmedi. Ya normalde büyütülecek bir şey değil de okuldan atacaklar Fikret'i. Oo. O fenaymış ya. Öyle bir şey olursa ben tutamam onu bir daha. İyice çıkar kontrolden. Sakin. Abi hayırdır, bir şey mi oldu? Öyle bir şey olmayacak tabii ki. Bir de eminim yani olmayacağını. Nereden biliyorsun? Çünkü onların ablası sensin. Gel buraya. Yok bir şey kardeşim. Ama şimdi gör ne olacak. Mahallesel diyorsun ya. Neyse ben gideyim artık. Dur daha yeni geldim. Aman benim hava almamdan ne olacak bu kadar? İyi o zaman. Ben ısrar etmiyorum. Yarın için haber ver bana ama. Tamam tamam haber ederim. Aman başımıza ne gelecekse artık. Filiz. Her şey çok güzel olacak. Tamam mı? Hasan abi. Geldin mi Hikmet? Geldim abi. Vallahi benim olan hastalanmışken senin gelmen çok iyi oldu be evlat. İyi abi işte. O gelene kadar çalışırım. Yövmeyi anlaştığımız gibi günlük veririm yalnız. Tamam mı? Tamamdır abiciğim. Yalnız koca gece çalışıp da uykusuz uykusuz okulları sıkacağım be evlat. Dert değil abi. Hallederim bir şekilde. İyi o zaman. Yönlüğünü madem çalışalım. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Aa, sen ne yapıyorsun bu saatte ayakta? Uyku tutmadı abla. Ben de kalkayım dedim. Ha iyi. İyi otursan çay koyayım ben. Tamam.
Ya Hikmet. Ha. Fırına gidip bir koşu ekmek alsana, bir sıcak sıcak yeriz. Olur abla. Ben de bir hava almış olurum. Cemil. Sana haberlerim var. Hayırdır kardeşim, gelişme mi oldu? Bu Cenk'in kimlerle dolaştığını soruştur demiştin ya. Evet. Vallahi sordum, soruşturdum. Bunların çırakları falan var. Bir de birkaç kişi Barış'ın adını verdi. Barış? Şu Filiz'in akrabası, hani seni de tanıdın. Evet, Ha işte onunla yan yana görmüşler bunları. Genç olur ki o çocuğun bunlarla. Neyse, sağ olasın kardeşim. Anneciğim, ağlama artık. Ama çok üzülüyorum be kızım. Üzülme, dünyanın sonu değil ki. Alt tarafı bir veli toplantısı. Alt tarafı veli toplantısı mı? Ben o toplantıya gelmek istiyordum. Öğretmenlerinin senin aklında ne düşündüğünü duymak istiyordum. Ya biliyorum ama bu kadar üzülecek bir şey yok. Yapma böyle. Of, ulan hiç mi gitmeyecek bu herif ya? Yok yok arkadaş, bu benim ağzımla burnumun yerini değiştirene kadar gitmeyecek ya. Ulan Tufan ne yaptı acaba? Benim dışarı çıkmam şart ya. Daha ben nikah memuru bulacağım. Hadi gel. İçeri gidelim. Dinlen biraz sen. Ben aslında şöyle bir dip bıçak temizlik yapsam hiçbir şeyim kalmaz. Gel sen biraz uzan içeride. Uzan. Hadi ilaçlarını getireyim. İstersen seni dışarı çıkarabilirim. Nasıl olacakmış o iş? Sen benimle veli toplantısına gel. Ben de seni babamdan koruyayım. Yapma ya. Ya. Şimdi git annemin yanına. Müjdeyle okula ben giderim. Siz üzülmeyin hadi. Tabii. Sen bilirsin. Nasıl? Koruyabilecek misin sen? Bunu benden başka kimse yapamaz. Şeyma Hanımcığım. Bana bakın. Eve dönene kadar böyle tertemiz kalacaksınız, tamam mı? Kirletmeyin üstünüzü. Tamam da niye hep birlikte gidiyoruz ki abla? Çünkü ablacığım düzgün ve birbirine bağlı bir aile olduğumuzu görmeleri lazım. Düzgün? Ne var? Abla. Ha. Ben gelemem. Ne demek o? Marketi bana bıraktılar. Hay senin marketine ya. Ne yaparsan yap. Bana bakın. Babamız olmadığı için çok daha iyi bir etki yaratmamız lazım, tamam mı? Pekocuğum asma yüzünü. Tamam mı, halledeceğiz. Ha, halledeceğiz. Nasıl? Ne bileyim, bakacağız. Hadi. Mami mu? Koş. Koş Mamimo, koş. Hadi. Alo. Günaydın. Günaydın. Ne? Hazır mısın veli toplantısına? Ay yine yalan söyleyeyim değilim ya. Ne o, niye? İyi olmayacak, ne var? Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Şimdi çocuklar bekliyor, arayayım mı seni sonra? Tamam, tamam. Hadi, iyi şanslar. Sağ ol. Abi bir gelişme var mı? Ne oldu? Vallahi onu sana sormak lazım. Sorguda da bir şey söylememişsin. Ne ayaksın oğlum sen? Abi ben sana söyledim. Benim alakam yok o işlerle. Kimin alakası var? Benim mi var? Senin alakan yoksa kimin var? Onu söyle bana. Ha? Hani şu son zamanlarda hiç yanından ayrılmadığın Barış'ın olabilir mi? Barış mı? Ha, Barış. Hani şu herkesin tanıdığı ama ne hikmetse kimsenin hakkında bir şey bilmediği Barış. Abi ben... Bana söyleme lan bana. Siz beraber çalışıyorsunuz biliyorum. Tamirhaneye gelip gittiğini de biliyorum. Bana onun adını ver. Şimdi ceza indirme işlemlerini başlatayım. Hemen şimdi. Konuş lan.
altın etsin. Ha, yok canım, lafı mı olur ya? Sonuçta Müjde de benim bir kızım sayılır, elime mi yapışır? Öyle öyle. Hadi anneciğim, kapat sen kapıyı artık. Kapatayım. Ha, hadi ha, haberlerinizi bekliyorum dört gözle. Çok yakıştı, çok güzel oldu. Hadi kızım gidelim. Müjde senin de kızın sayılmaz yalnız Fikri Bey. Onu söyleyeyim mi? Aman, ben annenin gönlü olsun diye öyle söyledim. Lan Fikri! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Ya dur, bırak! Ya kızım sen çık aradan! Çekilmiyorum! Bana bak, bir daha bana dokunmaya kalkarsan öyle bir çığlık atarım ki değil polis ordu yığarım buraya. O zaman kimse kurtaramaz seni. O çıktığın hapse de geri girersin. Kızım sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Diyorum ki yürü git. Ya Allah aşkına kızım, senin bu herifle ne işin var? Ne işin var? Siz nereye gidiyorsunuz? Biz Fikri babacığımla veli toplantısına gidiyoruz. Ne? Duydun işte. Yürü Fikri babacığım. Ya kızım delirtmeyin beni. Senin bu herifin veli toplantısında ne işi var Allah aşkına? Senin babam ben değil miyim? Benim babam öldü. Aferinimiz. Şansını zorlama istersen. Hadi. Dur bakayım. Heh. İçeri gireceğiz, uslu uslu oturacaksınız, tamam mı? Tamam abla. Heh. İyi. Hadi halledeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Filiz. Merhaba Müdür Bey. Biz Fikret'in durumunu görüşmek için gelmiştik de. Tamam da böyle olmaz ki. Çocuklar dışarıda beklesin. Siz ikiniz gelin bakalım. Tamam. Tamam. Hadi. Buyurun oturun. Evet. Filiz, baban nerede? Babam şehir dışında. Ya bunca senedir bu kadar elbol okuttum bu okulda. Bir kere o babanı görmedim. Bak Filiz, geçen sefer de söyledim sana. Yalnız Müdür Bey, biz de Fikret'in velileri sayılırız yani. Evet, çok iyi bakıyoruz biz ona. Belli belli. İşin aslı şu. Fikret okuldan atılmak üzere. Benim kanuni işlemleri başlatabilmem için yasal vasıtasıyla görüşmem lazım. Ne olur yapmayın. Yani Fikret okulu çok seviyor. Tabii seviyor. Bütün kurbanları bu okulda da ondan. Yani çocuğun bütün arkadaşları burada şimdi. Kızınızla gurur duyun. Hem çok çalışkan hem de çok sosyal bir çocuk. Notları da gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Müjde'nin geleceği çok parlak. Babasına çekmiş. Küçükken geçirdiğimiz o kaliteli zamanların meyvesini şimdi topluyoruz hocam. Hiç gözümü ayırmadım ondan. Bir dakika yalnız bırakmadım. O yatağa geçtiği zaman annesiyle beraber hemen kitabı alıp hep okuduk. O öyle uyudu. Bravo. Keşke her veli sizin gibi ilgili olsa. Keşke. Keşke biz de daha önce tanışsaydık sizinle. Keşke. Bak kızım, yasal vasıtasının olmadığı bir eve müdahale etmek zorundayım. Bakanlığa haber vermem lazım. Biriyle gelip sizinle ilgilenmesi gerek. Bu böyle devam edemez. Ama Müdür Bey biz... Yani ben onun ablası gibi değil, ya annesi gibiyim. Hem annelik hem babalık yapıyorum onlara. Yani şimdi bakanlığa falan söylerseniz Fikret'i alırlar bizden. Yapmayın, ne olur. Kusura bakmayın, elimden hiçbir şey gelmez. Gel. Kusura bakma hayatım ya. Geç kaldım, toplantı bir türlü bitmek bilmedi. Ne haber Ahmet? İyi. Merhabalar Müdür Bey. Merhaba. Barış ben, Filiz'in nişanlısı. Hoş geldiniz. Söyledin mi hocam? Neyi? Çocukların vesayetini alacağım mısın? Bizim düğünümüz var da yakında. Hatta boş olursanız o gün sizi de bekleriz. Şu an davetiyeler basılıyor. Bu işlemler bittikten sonra çocukların yasal işlemlerine başlayacağız. Evet, Müdür Bey, yani bakanlığı aramanıza gerek yok. Biz zaten en yakın zamanda evlenip halledeceğiz işlemleri. Çok geç. Olmaz. Özellikle matematikte bayağı ilerleme kaydetti. Akşamları ben çalıştırıyorum da ondan. Öyle mi? Siz ne mezunuydunuz?
Ya beni boş verin. Önemli olan çocuklarımız. Önemli olan onların geleceği, onların şeyi, istikbali. Yani sokaklarda bir sürü çocuk heba olup gidiyor hocam. Neden? Çünkü sorumsuz anne babalar yüzünden onları öyle salıyorlar. Çocuklar ne yapsın? Tek başlarında bir şekilde hayatla mücadele etmeye çalışıyorlar. Sabirler işte. Bak, zaman yok Filiz. Bir an evvel Fikret de profesyonel birilerinin ilgilenmesi gerek. Müdür bey, okulun rehberlik hocası var. Rehberlik öğretmeniyle son görüşmesinde kadının çantasına ölü bir fare koymuş. Kadın ilgilenmek istemiyor. Ama müdür bey, biraz zaman verseniz bize. Filiz, yeter. Vay, 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 vay. Bu 47-48 şampiyonu Fenerbahçe kadrosu değil mi? Oradaki de efsane futbolcu Defter. Ben biraz hasta Fenerbahçeliyim de kusura bakmayın. Siz devam edin, ben yokmuşum gibi. Neyse, ben sizi haberdar edeceğim yasal prosedürler için. 54 Dünya Kupası'nda Kore'ye attığı gol hatırlıyorsunuz değil mi? Kim hatırlamaz ki? O maçtaki forması vardı bende. Hadi ya. Ya. Ya benim babam onun babası deli Fenerbahçeliymiş. Peki mal mülk bırakmadılar ama daha önemli miras bıraktılar bana. Defterin efsane futbolcunun forması. Hem de imzalı. İmzalı ha? Ya. 5 dakika yalnız konuşabilir miyiz müdür bey? Tabii. Buyurun. Sen beni dışarıda bekle bebeğim. Geleceğim ben. Ya müdür bey. Haber dedim. Bir şey yok, bekleyeceğiz daha. Ne diyorsun, yapar mı ya? Yapar herhalde. O statta fotoğraflarım var. Abi işte ya, o kadar şanslısınız ki. Keşke ben de o maçta olsaydım. Öyle. O stadın böyle kokusunun içine çekmek bile başka bir şey insan için bilmiyorum. Fenerbahçe ya. Başka bir şey görmüştüm. Rahmetli çok büyük topçuydu. Çok, çok. Müdür bey, ben şu bahsettiğim formayı ne zamandır bir hayır kuruluna bağışlamayı düşünüyordum. Düşünüyordum. Ama şimdi görüyorum ki bu formayı hak eden birisi varsa o da sizin gibi bu renklere gönül vermiş birisidir. Ne oldu? Bir şey olmadı, hallettim. Nasıl? Bayağı aramayacak bakanlığı. Son dedi ama. Gerçekten son. Çok son. Duydun mu Mahmut Bey? Duy. Oh. Ha. Bu arada artık benimle evlenmeye mecbursun. Çocukların geleceği söz konusu. Ha, çocukların geleceği için. Evet. Hadi yırttın gene. Gerçekten çok korktum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Ben de. Uzun zamandır böyle bilinçli bir veliyle ilk kez karşılaşıyorum. Ay, biz sadece çocuklarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Baba? Hayda. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oldu? Attılar mı bunu okulda? Ha? Hallettik. Ben ne dedim sana? Atmazlar ya, atamazlar. İşleri güçleri biliyor. Lan, şişt, sen de biraz dikkatli ol lan. Sarı kafa. Madem bana ihtiyaç kalmadı, ben gidiyorum o zaman. Hadi bakalım, görüşürüz. Kızım bu şöyle güzellik işte ya ki. Oh. Hadi Filiz. Rahmet. Rahmet, hadi. Oh be.
dumanla yırttık. Fikri! Ana! Bana bak lan Fikri. O parayı veyahut da arabayı yarın akşama kadar getirmezsen gebertirim seni. Ya ben nereden bulayım bir gün içinde o kadar parayı ya? Bana ne ulan? Siktir git böbreğini sat. Yarın akşama kadar vaktim var. O parayı getirdin getirdin. Getirmedin var ya. Tamam abi ya. Tamam ya oh. Amına kodumun üçkağıtçısı. Şimdi sıçtım Fikri. Nereden bulacağım lan ben o kadar parayı bir günde? Allah. Kenardan yürüyün. Sen ne dedin de adam döndü öyle bir anda? Fırsatı gördüm, değerlendirdim diyelim ha. Bir şey yapmadım. Tam seni tanıdım diyorum, şaşırtıyorsun beni. Aa, söylemeyi unuttum. Akşam Tülay'ın nikahı var. Ya sen Tufan'ı evlenmemişsin bana. Ha. Aman uzun hikaye ya. Şey, sahte nikah yapacaklar Tülay'ın annesi mutlu olsun diye. Sahte nikah? Vay be. O zaman ben de geliyorum. Ne? Tülay davet etti. Tamam canım, birlikte gideriz zaten. Nasıl yani? Birlikte gidiyoruz. Evet. Kulağa çok hoş geldi birlikte gitmek. Ya birlikte gideriz de öyle yani çok yan yana duramayız tabii. Bizim konu komşu malum. Yok ya, sorun değil. Ben buradan kaçayım o zaman. Nereye? Nişantaşı'na gideceğim ya. Bir iş buldum da öyle dosyaları bırakacağım. CV falan. Aa, hayırlı olsun ya, niye söylemedin? Gerçi baktım oldu da. Aynen. İyi, hayırlı olsun. Tamam, o zaman akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Filiz. Ay ya da boş ver ya, tamam. Tamam yani, bir şey söyleyecektim de şimdi çok gereksiz oldu, fark ettim. Tamam. Akşam konuşuruz. İyi, tamam. Tamam. Görüşürüz. Ne işi var bunun burada ya? Barış. Buyurun memur bey. Nereden geliyorsun? Filiz'den değil mi? Bir sorun mu var? Akraba almadığınızı biliyorum. Aranızda bir şeyler olduğunu, bunu gizlemek için bu palavrayı uydurduğunu da biliyorum. Tamam. Bu konuda size hesap vermemiz gerekiyor. Başka şeyler de biliyorum Barış. Bu mahallede kimlerle gezip tozduğunu, hangi deliklere girip çıktığını da biliyorum mesela. Anlayamadım, pardon. Şu yakalanan Cenk var ya, tanıyorsundur kesin. Son zamanlarda hiç ayrılmıyor musunuz çünkü? Cenk, evet. Evet, tanıyorum. Yani? Cenk'ten herkes hapse mi atacaksınız? Ne kadar geçerli bir yöntem. Şu üzerindeki yaldızlı boyayı kazıyacağım oğlum. Çok az kaldı. O zaman bütün bu parlaklığın gidecek. Filiz de gerçek rengini görecek. Görürsün. Bitti mi? İşim vardı. Bitti. Tamam. Kolay gelsin. Nasıl ya? Ne demek o ya?
Bu benim rahmetli babamdan yadigar ya. Antika bu, antika. Bak. Ne antikası ya? Bildiğin teneke. Ne? Bu teneke. Vallahi mı? Vay be, ulan babaya bak, babaya bak ya. Ulan insan oğlunu böyle dolandırır mı ya? Peki sen bana ne kadar veriyorsun? 10 lira vereyim. 10 lira mı? Yuh ya, soyguncu musun ya? İşine gelirse Fikri. Tamam, al şunu. Bozukluk olsun ama. Hayırdır Fikri? Nasıl tanıdın lan sen beni? Kokundan tanıdım seni, kokundan. Nasıl gidiyor işler ya? Var mı bu yakınlarda hiç hayırsever? Yürü git şuradan Fikri, git. Lan ne var? Arkadaşın zor gününde ona da oradan birazcık para versen ne olacak? Git şuradan Fikri, git. Lan sahtekarsın sen var ya, sahtekarsın, sahtekar. Artık yapacak bir şey kalmadı. Allah affetsin. Kıpırdama! Kaldır ellerini, parayı ver çabuk. Evladım Fikri, ne yapıyorsun sen? Ben Fikri değilim. Parayı ver çabuk. Oğlum, isilik olacaksın. Çıkar şu başından şeyleri. Nuri teyze, biraz para ver bari ya. Ne parası be? Çekil git şuradan. Öldürecek beni ya. Allah'ım, o kafayı nasıl koyuyor ya? Bincaz. Yok ya, adamlar kesin mi? Ben nasıl öyle bir sıkıntı yaptım? Orada boşuna kafayı gördüm ama bir daha ya ben bittim ya, beni öldürür bunlar ya. Oğlum, Fikri! Bir şarap parası at be. Ya siktir Cüneyt be. Ben burada can dendirdim, sen şarap derdindesin be. Hayırdır Fikri? Ne oldu? Oğlum Cüneyt, öldürecekler beni lan. Kim? Bir fırtalıyorum ha. Ay. Buralı değiller ya. Başka bir şehirden. Bir iş yapmıştık. Lan nereden yapmıştık? Niye yapmıştık ya? Of! Para olarak buldun Fikri. Yok oğlum, öyle değil be. Ama gebertecekler beni Cüneyt ya. Ya Cüneyt, ben de acaba buraya mı yerleşsem lan? Şu yandaki banka. Böyle bir tane battaniye alırım üstüme. Ha? O zaman bulurlar mı lan beni? Ama abi, ben zaten yıllardır bulunmamak için yırttım kendimi. Sakın. Sen neden kaçıyorsun lan? Karımdan. Ha, iyi o zaman. İşimden, kiradan, borçtan, harçtan, öğretlerden. Nasıl yani? Eski hayatımdan yani. Depremde kendimi öldüğü gibi gösterdim. Depremde? Cenazem bile kaldırıldı. Gerisi oh mis. Cenazem mezara, eski hayatım maziye. Kendime yeni bir hayat kurdum Fikri. Kafama göre takılıyorum şimdi. Kendini öldü gösterdin ha. Lan Cüneyt. Adamsın lan! Hemen gel lan buraya, gel gel! Adamsın lan! Leş gibisin lan, leş! Bir banyo yap ya, Allah! Oğlum, Fiko, tamam bitir şu işi artık ya. Dövme oğlum kimseyi okulda. Ablacığım, bak diyelim birini dövmek istedin. Tut onu içinde, gel burada abilerini döv. Yani boks yapın yani. Hah, öyle yani. Çocuğa verdim akla bak. Babamı da boş ver, tamam? Boş ver ya. Oğlum, babam lan işte. Ne takıyorsun kafaya?
evlatlarım. Baba. Hadi öldürün beni. Öldürmüş gibi yapacaksınız. Böylece adamlar da düşecek yakamızdan. Ne anlatıyor bu gene ya? Senin burnuna ne oldu? Ne? Yok ya, bir şey yok ya. Adam birine kafa koydu. Heriflere 20.000 borç takmış. Ha siktir. 20.000 lira mı? İyi tamam da nasıl yapacaksın ki biz bu işi? Mahsucuk, ben gerçekten değil ya. Ben de gerçekten ölecek göz var mı bak? Şu çocuklara yaşattığın şeye bak. Ben de seninle bu işe girecek göz var mı bak bakayım, ha? Kızım, sen adamları beni gerçekten öldürsün mü istiyorsun ya? Sen gördün adamları ya. İnsan değiller, böyle izbandut gibiler. Yaratık ya, yaratık. Sen nereden gördün adamları ya? Eve gelmişler, kapıya dayanmışlar. Abla, adamlar kapıya geldi, sen bana mı söylemiyorsun? Ne söyleyeceğim, ne yapacağım? Yine gelir bunlar. Gene gelsinler de bir benzeteyim onları. Oğlum sen sus. Baba. Vallahi ben korkmaya başladım. Vallahi ben de korkmaya başladım. Abla yapalım şunu, dediğine gitsin ya. Saçma mı rahmet ya? Ya hadi biz neyse. Çocuklar. Biz olmadığımız zaman gelsen olacak. Her dakika başında duramayız ki bunu ya. Nasıl yapacağız? Çok basit. Bir helva yapacaksınız ya. Bu kadarını becerirsiniz herhalde artık. Ya bir tane helvaya kanacaktı o herifler. Ha. Yani böyle olmaz. Daha profesyonel bir şey yapmak lazım. Konuştuğumuz şeylere bak. Şaka gibiyiz yani. Aha, Tufan abi. Nikahı unuttuk. Tufan abi. Ha, alo Filiz. Ya Fikri abi orada mı? Ha, dur. Al seni istiyor. Alo. Alo, ya Fikri abi sen neredesin ya? Oğlum beni mi sordular yoksa? Yok de oğlum, yok de. Ya bırak şimdi onu. Ya hani sen nikah memuru getirecektin. Nerede bu herif? Ya ben onu unuttum ya. Nasıl ya? Tamam tamam. O iş bende, sen merak etme. Şişt, bana bak. Sen unutmadın değil mi? Bir hafta boyunca bana beleş bira ısmarlayacaksın ha. Ya tamam, unutmadım abi. Gözünü seveyim, getir şu herifi Allah aşkına ya. Tamam tamam, o iş bende. Daha demin beni öldürün diyordu. Eli ayağı oynuyordu burada. Şimdi bira bira diyor. Hadi ben kaçtım. Akşam düğünde buluşuruz. Cenazeyi görüşürüz hadi. Çok daraldım. Müjde. Anne. Nasıl olmuş, güzel olmuş mu? Olmuşsun da nereye? İşte gidiyoruz ya nikaha. Şimdi sen diyeceksin veli toplantısına gelmeyen annem nikaha nasıl gelecek diye, ama işte bir yerden başlamam lazım. Anneciğim emin misin? Emin. Ya şimdi orada çok ses olur, kalabalık olur. Biliyorum. 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 Anneciğim gitmek zorunda değiliz. Ben şimdi güzel bir Türk filmi açarım, onu izleriz beraber. Ama Müjde, sen de böyle benim gibi eve kapanıyorsun. Benim gibi böyle genç yaşında hayattan mahrum kalıyorsun, böyle benim gibi. Ben hayatımdan memnunum. Hem bir şeyden de geri kaldığım yok. O zaman bu nikaha gideceksin, tamam mı? Hem benim yerime de git. Beni temsilen. Tamam. Bak bir de onlara bunu ver. Hediye. Hadi şimdi git üstüne. Güzel bir şeyler giy. Hadi güzelleş. Hadi. Müjde. Özür dilerim anneciğim, böyle bir anne olduğum için. Anneciğim saçmalama. Sen dünyanın en iyi annesisin. Hadi git. Ana, ana, dayan,
Şimdi rica ederim. Hadi oturun siz. Hadi oğlum hadi. Hiç yol yordan bilmiyorsun ha. Hadi gel konukları karşılayalım. Nerede herkes? Gelecekler, gelecekler şimdi. Vallahi gıybet yapan kim varsa hepsini çağırdım mahalleden. Gelip görsünler de rahatlasınlar yani. Yalnız bu sahte memur gelmedi bir türlü ya. Fikri abi ayarlayacaktı ya. Ama Tülay yani biliyorsun babamı. Ne diyeyim ben sana şimdi? Kız korkutma beni ya. Yanlış adama yanlış iş. Merhabalar, merhabalar. Tebrik ederim. Hoş geldin ya. Selam. Yüzümde güller açıyor. Hoş geldin. Merhaba. Ya güzel olmuş burası. Ya biraz erken geldim galiba ben değil mi? Olsun ya ne olacak? Hoş geldin. Ne iyi ettin de geldin. Durma öyle şey ya. Siz sağ olun nasıl beni çağırdığınız için. Ne denir ya? Allah mesul etsin mi derim? Ne denir? Darısı başınıza. Gerçeği tabii. Ben bir Tufan'a bakıp geliyorum hemen. Barış hoş geldin. Oo ne haber? İyi. Abla Hikmet yok ya. Nasıl ya? Market arasaydın. Aradım çıkmış. Bayağı oldu yani. Nerede bu ya? Allah Allah. Ya Allah. Ey Allah. Sağ ol be Hikmet. Vallahi tam zamanda yetiştin. Sabah kadar bitmezdi bu iş. Ey Allah, ey Allah. Diğer elemanın da gelmeyeceği tuttu ya. Kısmet abi. Tamam. Olasın, hadi, hadi. Oğlum ver aşağı. Ver onu da. Delikanlı çocuk ya. Arkadaşlarıyla geziyordur. Yok tanımıyorsun sen onu. Öyle gezmez. Yani gezecekse de haber verir. Bir şey söyleyeceğim bak. Eğer merak ediyorsan kalk arayalım. Gerçekten gidebiliriz. Kalk. Aman yok boş ver ya. Abartıyorum ben doğru söylüyorsun. Delikanlı oldu onlar artık. Aynen öyle. Gel bakayım amma. Hadi. Hadi çabuk ol. Oğlum Hikmet. Oğlum dur dinle biraz. Ayağım takıldı abi. Ayağım takıldı. Tamam hadi. Hadi aslanım. Hadi oğlum çabuk ol hadi. 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 Ver onu ver. Hikmet oğlum ne oldu? Abi ambulans mı çağırsak? Oğlum su getir su. Hikmet. Oğlum. Ya. İyi misin? Ha? Kendine gel. İyi misin? Ver su yok. Yavaş. Su içiyorum. Oğlum bir gece bırak getirsin. Bu kadar yeter. Yok abi yok. Oğlum git işte tamam yeter. Abi tamam iyiymiş bitsin gidelim öyle tamam. Tamam aslanım o zaman. Hadi beraber kaldırıyoruz. Hadi. Lan. Lan oğlum. Kimseye bir şey bırakmadın ya. Niye hepsini yiyorsun? Yürü hadi al İsmet'i de. Allah Allah ya. Müjde. Sağ ol. Ben pek anlamam ama annem gönderdi. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Rahmet? İyi. Ben de iyi sağ ol sorduğun için. Sevgilin gelmedi mi? Kim? Fevzi mi? Yani başka sevgililerin de varsa tabii bilmiyorum. Yok benim sevgilim falan tamam mı? Vallahi Müjde sevgilim varmış yokmuş çok da umurumda değil yani. Bu yüzden bu kadar kıskanıyorsun beni değil mi? Umurunda olmadığı için. Ben oturuyorum. Filiz. Baban nerede kaldı ya? Ben ne bileyim ya. Oğlum nerede kaldı bu nikah memuru ha? Bak saat kaç? Gelir anneciğim gelir. Ya bana anne deme. Ay sakin ol sakin boş ver. Annem Tufan'ı yedi yedi. Nerede bu memur ya?
Hoş geldiniz. Of! Kusura bakmayın, biraz geçme ediyorsun. Kestim ya. Fikri amca, bir konuşabilir miyiz? Yavrum, ne konuşacaksın ya? İşte düğün başlıyor. Önemli ama. Neymiş? Al bunu. Köşedeki benzinciden çiçek al, eve git. Annem evde yalnız. Üstelik bir toplantısının nasıl geçtiğini merak ediyor ve üzgün. Gelin. Şahitler? Şahitler. Tufan, şahidin nerede? Lan Selim. Sakin sakin, bir şey yok da. Ya oğlum, bu ne ciddiyetsizlik ya? Ya senin kutsal bir görevin var, sen nikah şahidisin ya. Tufan, sahtesini bile beceremedin ya, sahtesini bile. Yok, gelmemiş, ne yapayım? Neyse, anneye çaktım mı? Barış, gelsene. Gel, gel. Kızım. Bu şeyin oğlu Tufan Şahin. Çiçek elektriği basın altında kalmadık. Dön güneşe, güneşe bir el ateş ettik, bilmedik. Kendimize inettik, ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Ay ne güzel ya. İyi akşamlar Filiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Barış. İyi akşamlar. Cemil hoş geldin. Ne var? Kardeşim kusura bakma, anca gelebildim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ya ben öyle çağırdım da hani gelir misin gelemez misin malum işler. Karışık sizin. Anca gelebildim, kusura bakma. İyi. Hayırlı olsun yenge. Sağ ol Cemil. Ya büyük bir araba hırsızlığı olayı vardı da onunla ilgileniyordum. Bizim mahalleden aldım adamları falan. Kimmiş ya? Cenk ya, tanıyorsundur. Biliyorduk zaten. Tabii Cenk'le Ali'yle olacak işler değil bunlar. Arkalarında biri var mutlaka, onu bulmak lazım. Ama bulacağım yani, az kaldı. Aferin Cemil. Vallahi ne kadar it kopuk varsa hepsini temizle, arkandayız. Bizim çocuklara bulaşmasınlar da ama. Yok yok, sen hiç merak etme Filiz. Ben bütün bu mikroplardan mahalleyi komple temizleyeceğim. Çok az kaldı. Neyse, iyi akşamlar. Eyvallah, hayal etsin. Tekrar tebrik ederim. Mutluluklar yenge. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen sahte nikâha polis mi davet ettin? Ben onu hiç düşünmedim abi. Neyse. Filiz. Hı? Konuşmamız lazım. Konuşalım. Burada değilim. Biz... ne yapacağız? Daha yalnız kalabileceğimiz bir yerde. Daha iyi olur. Ha, ama çocukları bırakıp gelemem ki ben. Rahmet var zaten yanında, bir şey olmaz. Filiz. Önemli. Ne diyeyim? Hadi.
rahatladım böyle. Yani Şeyma Hanımcığım, okulda her şey yolunda. Merak edilecek hiçbir şey yok. Oh, oh, çok memnun oldum. Size ne kadar teşekkür etsem az. Hayda. Ne oldu şimdi öyle Şeyma Hanım? Fikri Bey, ben böyle ne olacağım? Yani ne bileyim, böyle kızım genç kız olurken onun elinden tutup hayatı gösteremeyecek miyim? Onu böyle elinden tutup dışarı çıkartamayacak mıyım? Yarın bugün evlendiğinde düğününe gidemeyecek miyim? Fikri Bey, sizce ben nasıl bir anneyim? Şeyma Hanım, bence siz kendinize haksızlık yapıyorsunuz ya. Siz muhteşem bir annesiniz. Yani benim sizin gibi bir annem olsaydı şimdi holding sahibi falan olurdum. Hem bu dışarı çıkamama işini fazla abartmayın. Bu geçici bir şey. Halledeceğim ben onu. Siz hiç merak etmeyin de. Siz sadece kendinize güvenin. Tamam. Güveneyim. 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 Şeyma Hanım, ben bir bira mı alsam acaba? Ben patates çelen bira getireyim. Tamam. Kumanda nerede? Kumanda şey... evet, kumanda bu oradadır. Otur mu? Benim sana bir şey söylemem lazım Filiz. Benim de sana bir şey söylemem lazım. Barış, ben çok teşekkür ederim. Yaptıkların için. Kardeşlerim için. Benim için. Bizim için. Sen nereden çıktın, nasıl girdin böyle hayatımızın orta yerine bilmiyorum ama... İyi ki varsın. Ben kim, İstanbul'u izlemek kim? 5 dakika durup etrafıma bile bakmazdım. Aklıma gelmezdi yani. Sabah koştur, akşam koştur. Yatağa nasıl girdiğimi bile bilmezdim. Yani hala öyle ama... Sen bana nefes aldırdın. Teşekkür ederim. Yanımda olduğun için. Böyle bir olduğun için. Sen ne diyecektin? Seni ne kadar sevdiğimi?
çok sevdiğini. Görüşürüz. Efendim Necdet Bey. Yarın sabah. Tamamdır. Tamamdır, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz beyefendi. Feneri nerede söndürdünüz acaba? Neredesin sen bu saate kadar? Hikmet cevap versene oğlum. Abicim bağırmasana, ablam uyanacak. Hasta mısın lan sen? Yo. Yüzün gözün bembeyaz. Hikmet ne halt karıştırıyorsun oğlum sen? Abi Allah aşkına bağırma, ablam uyanacak ne olur. Çık lan dışarı. Ne? Çık dışarıda konuşacağız. Abi çok yorgunum. Yürü. Abi çık hadi. Hadi yürü. Oğlum senin canın ne? Üç işte birden çalışıyorsun. Gözlerinin altına bak. Küçücük kaldın lan. Zaten kuş kadardın. Okula da gitmemişsin. Ablam duyarsa var ya ben bile kurtaramam seni. Kendine gel. Ya abicim geçici bir süre içinde zaten. Biriktirdim parayı, bitti gitti. Neyin parası bu ya? Sen ne yapacaksın parayı? Boş ver abiciğim. Esra ile ilgili değil mi? Kasada açık falan mı çıktı? Oğlum bak böyle şeyleri bana anlat. Yok yok öyle bir şey değil. Ben Esra'ya hediye alacağım abi. Ulan sen hediye almak için mi para alıyorsun kendine? Dükkan açılmıştır, ben hediyeyi almaya gideyim. Ulan götümüzde don yok giymeye. Beyefendi hediye alacağım kadına diyor. Rahmet, Hikmet, Fikret hadi. Abimler yok ki abla. Aa, nasıl yok? Nereye gittiler ya sabah sabah? Ben ne bileyim. İyi hadi git yüzünü yıka. Kiraz çayı koy ablacığım. Hayırdır erkencisin? Büyük gün geldi çattı. Bugün babanız Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ya Rabbim estağfurullah ya. Hadi bakalım. Geç babana bir çay koy da son kez ağız tadıyla bir çay içsin. Aferin lan. Çak 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 çak. Oo, yavaş biraz yavaş. Hadi bununla da çak. Oo, oo.
bu ne? Bu ne be? Çok kötü kokuyor. Bu ne be? Adamsın adam. Çık çık çık. İkisiyle birlikte. İkisi. Oh, oh. Günaydın. Günaydın. Neredesin sabah sabah? Böyle bir hava almaya çıktık ya. Sabah sıcacık yatağınızı bırakıp hava almaya çıktınız. Hikmet neredeymiş gece? Arkadaşlarıymış çocuk ya, sordum ben. Bir şey yok yani. Öyle dedi yani. Göreceğiz, kokusu çıkacak yakında. Hayırlı işler abicim. Vay Hikmet, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi satmadın değil mi kolyeyi, duruyor. Duruyor, duruyor. Alacak mısın? Alacağım ki, soruyorum abi. Tamam canım, kızma. Bak burada. Heh, abicim para burada. Sen bir de paketlersin onu bana güzelce. Tabii, yapalım. Kim bu kız Hikmet? Okuldan falan mı? He abi, okuldan. Bana bak, bu kadar genç yaşta kendini kaptırma sakın ha. Daha küçüksün, biraz gezmene tozmana bak. Hayatını yaşa lan. Kazım abi, şunu paketle de gideyim abicim ben Allah aşkına, hadi ya. Tamam, tamam. Eyvallah abi, hadi hayırlı işler. Güle güle, güle güle. Ya Tülay. Ya bizim bu herifin sahte cenazesinde ne işimiz var, hem de pazar pazar. Ay, o da bizim nikahımızı kıydırdı ama. İyi, nikahımızı kıydırdı diye biz de herifi gömelim. O mu yani? Ya o fikri delisiyle kızı baş başa mı bırakalım? Ya yardım ederiz, söylenme hadi. Baba, sana bir şey olmayacak değil mi? Kızım ben hamam böceği gibiyim ya, masucuktan. Fiko, kapı. Selam. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Ben alırım. Hiç bana verme ya. Ben daha gidip kahveyi açacağım. Fikri abi, nasıl? Hazır mıyız nalları dikmeye? Çocukların yanında. Tamam ya, ne dedik? Allah Allah. Neyse hadi, ben gittim. Bir şey olursa haber verin. Hiç bana bak, sen de helvayı kavur. Git sonra eve. Tamam, merak etme sen. İyi, tamam. Biz bu işi yapabilecek miyiz ya? Yapacağız tabii ki kız. Hı? Ya ben buradayım, merak etme. Merak etme. Allah razı olsun senden. Abi çok sağ ol ya. Bir an tıkılıp kaldım zannettim içeride ha. Dedim Cenk, bittin sen, buraya kadarmış. Sen dua et, deli bulamamışlar. Ali'nin eski bir işten parmak izi çıkmış da onu da fazla tutmazlarmış. Necdet Bey öyle söyledi yani. İnşallah. Yalnız senin avukat da esaslı çıktı ha. Hemen çözdü mevzuyu. Allah ondan razı olsun. Sana ders olmuştur artık ha. Cenk, bırakırsın bu işleri. Yoksa başına ne gelir Allah bilir. Her seferinde yani kurtaramam seni yani. En azından bir süre. Sen kafayı yedin galiba. Bize bu Cemil'in nasıl kafayı taktığını biliyorsun değil mi? Adam neredeyse inselecekti bizi. Hala bir süre diyorsun ya. Mahalleye bırakacağım seni, arazi ol biraz. Görünme buralarda. Tamam abi, doğru söylüyorsun. Helva malzemesi getirdim, mutfağa bıraktım. Hı. Hı. Benim helvam o. Kavurun da yiyelim o zaman. Ne kadar öcelcisin ya. Peki bir şey soracağım sana. Soruyorum ben sadece. Mesela bizim burada hiç normal bir günümüz geçmeyecek mi? Hı? Nasıl? Ben böyle kalp krizine yaklaşmadan bir günüm geçmeyecek mi? Yani merak ediyorum, soruyorum. Yani sen de adamına söylüyorsun yani. Hiç. Çok beklersin yani. Fikri abi, seni hazırlamamız lazım. Nasıl hazırlamak? Adamlar gelince içeri geçmeyecekler mi?
Gelince de görmek istemeyecekler mi Fikri abi? Hazırlamamız lazım işte. Helva yemeyecek miyiz? Ne kadar meraklısın kendi helvanı yemeye ya. Fikri abi hadi, hadi hazırlayalım seni, hadi. Hadi bakalım. Hangi odada öleceksin? Hikmet, ne yapıyorsun tatil günü burada? Günaydın. Günaydın, kusura bakma. Ne oldu, eve bir şey mi lazımdı? Yok. Sana bir şey getirdim, döneceğim. Bana mı? Ne bu? Bu... zaten senin olan bir şey. Hikmet. Annemin yadigarı deyince başkası taksın istemedim. Aman yani. Benden sana küçük bir hediye. Kabul edersen. Hikmet, ben bunu kabul edemem. Sen bunu al geri götür. Paranı da geri al, tamam mı? Ben bunu geri götürmem. Senin bu. Hikmet, ben bunu kabul edemem. Niye? Asım'dan korkuyorsan ben konuşurum Asım. Öyle bir şey yapma. Bilir misin? Olur. Çok teşekkür ederim Hikmet. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Eskisi gibi. Ben gidiyorum o zaman. Tamam peki. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Yaptıklarımıza bak ya. Ama ver şunu Allah'ını sever sen ya. Aman bıçak var eline. Ya bunu dizi gibi, film gibi düşün. Adam rol yapıyor. Ben vallahi babamı hiçbir şekilde düşünemiyorum bu halde. Kusura bakmayın. O keskin değil, değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bunun böyle yapıldığına eminiz değil mi? Eminiz tabii. Aa, mis gibi oldu baksana. Kavurdunuz mu? Heh, kokusu yenmiyor. Helva ya. Yiyeceğiz ha. Konuşma, yiyeceğiz helva, tamam. Oldun mu? Oldun. Efsane oldun Fikri abi. Bak. Yusuf. Al oğlum şu. Hayırdır beyler, kime baktınız? Fikri adam, adam nerede? Bu mekana takıldığını biliyoruz. Sakın öyle ben görmedim etmedim deme. Bizi de uğraştırma, hadi kardeşim. Söylesene birader, nerede bu Fikri denen adam? Fikri abiyi kaybettik. Nasıl kaybettin? Yok öyle değil, yani sizleri Ömür. Hadi lan oradan. Dün gece yarısı ya, öyle bir anda kalp dedi gitti adam. Dedik, çok dedik, abi içme bu kadar, yapma, gözünü seveyim. Dayanmadı işte, kalbi dayanmadı adam, ne yapacaksın? Allah rahmet eylesin. Sallıyor abi, yalan söylüyor bu. Kesin saklıyorlar Fikri'yi. Ya beyler, biraz ölüye saygınız olsun Allah aşkına ya. 6 tane boy boy çocuğu yetim kaldı adam. Perpeşen oldular. İnanmıyorsanız gidin bakın eve. Ulan bana bak. Eğer bir yalan söylediğini anlayayım, şu mekanı senin kafana yıkarım. Yürü.
Al da bakayım nasıl alıyorsun? Koy elini. Kes. İsmo. Aslanım be. Güzel. Tamam. Sen? Güzel. Bir, iki, üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç. Ağla. Bu, bu. Bunu bozmuşsun tamam mı? Ağlayayım deyince ağla. Güzel, bu. Alo. Tülay, geliyor bak bu herifler ha. Durma sen de orada. Tamam hadi çık git sen. Ne yapıyorlar sarsınlar bırak. Ya tamam işim bitsin geleceğim. Güzel. Tamam durmam burada. Hadi hadi aşkım. Hadi öpüyorum. Hadi sağ ol. Geliyorlar. Ha? Adamlar geliyor vallahi. Ay geliyorlar. Tamam gelsinler. Tülay sen eve gitsene ya. Başını belaya sokma sen de hadi. Ay saçmalama ben seni böyle acılı bir günde tek başına bırakır mıyım? Ağladık. Tamam panik yok. Ay geldiler. Geldiler. Ağla bakayım. Ağla. Ağla. Çocuklardan etkilendi. Tamam, devam. Devam. Evet, bu. Bozmak yok, tamam mı? Buyurun. Fikri'yi görmeye geldik. Babam. Ay ne istiyorsunuz? Kızın babası ölmüş. Ne istiyorsunuz ya? Harbi mi? Kim bunlar ya? Babamın arkadaşları. Ay. Ne zaman vefat etti rahmetli? Dün gece abi. Bu sabah. Dün gece. Sabaha karşı. Ay. Sabaha karşı öldü abi ben. Ay. Üzüksen ne dediğimi bilmiyorum ya. İlk defa babam öldü yemin ediyorum yani. Cenaze içeride mi? Evde abi içeride böyle yatıyor yemin ediyorum. O zaman rahmetliyi son bir kez görsek. Malum çok severdik kendisi. Tabii tabii buyurun. Buyurun tabii. Babam. Buyurun, buyurun. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun abi. Başınız sağ olsun. Üzülme canım. Bugünler de geçer. Biz neler gördük. Ay. Dağ gibi babam gitti ya. Mustafa abi. Ben çok kötü oldum. Hadi biz gidelim artık. Dur be Hüseyin, bir patronu arayayım ya. Abi biz şu an Fikri'nin evindeyiz de. Bu Fikri ölmüş. Kalp krizi diyorlar. Vallahi çoluk çocuk perişan burada. Herkes ağlıyor. Biz de gördük abi cenazeyi. Allah günah yazmasın. Ha istiyorsan bir parmağını kesip getireyim sana ispat bakımından. Tamam abi. Tekrar başınız sağ olsun. Bir helvasını verseydim rahmetli. Ne var? Baba, gittiler. Baba. Baba, kalksana, gittiler. Abla, baban kıpırdamıyor. Baba. 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 Ay tamam ya. Fikri abi kıpırdamasın diye uyku hapı verdim, merak etmeyin. Ya niye söylemiyorsun? Aa, fenalık geçiriyordum. Ay ne bileyim ben. Rahmet şu babamın çenesini falan çöz bıçağı da. Sen değil, abin. Hadi. Alo. Alo Filiz, ne haber? İyiyim, sen? İyi, hadi hazırlan. Seni kahvaltıya götüreceğim.
Ya bugün gerçekten çok zor Barış, kahvaltı falan. Kız gitsene. Bir saniye Barış. Ya nasıl gideyim ya? Babam içeride baygın, çocuklar travma geçiriyor. Ya ben kalırım Fikri abiyle. Çocuklar da biraz hava almış olur. Ya Kiraz nasıl etkilendi durumdan, görmedin mi? Hadi. Barış, ben çocukları bırakamıyorum yine. İstersen başka bir zaman. Tamam, o zaman çocukları da hazırlıyorsun. 5 dakika gelip alıyorum sizi. Ama... Hadi. 5 dakikaya oradayım. Bay bay. Abi, Ziya ben. Aç kapıyı. Ne oldu lan? Yok bir şey abi. Öyle geçmiş olsun geldim. Geç. İyi, gene çabuk çıktın ha. Aa, öyle oldu. Ama beni kim ispiyonla değilse bulup ağzına sıçacağım, onun yanına bırakmayacağım. Ne oldu lan, niye öyle bakıyorsun? Abi, bu işi Barış yapmış olmasın? Yani seni o ihbar etmiş olmasın? Ne diyorsun oğlum sen? Herif çıkardı zaten bizi içeriden. Tamam işte, ben de onu diyorum. Önce içeri tıktı, sonra çıkarttı. Gözdağı verdi. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Abi çok duymadık mı böyle hikayeleri? Önce çeteyi dağıtıyor, sonra herkesi şikayet ediyor, ortalığı temizliyor. Anladın? Bak seni de bir lafıyla içeri aldı, bir lafıyla çıkarttı. Akıllı ol diyor, bir yamuk yapma. Ayağını denk al. Sana ders olmuştur artık ha? Cenk, bırakırsın bu işleri. Yoksa başına ne gelir Allah bilir. Asikti. Ya, anladın mı? Ulan çok pis tufaya geliyorduk, değil mi? Ben de salak gibi adama nasıl teşekkür edeceğimi şaşırdım. Tabii ya. Tabii, kendi yaptı, Barış ihbar etti. Ulan bizi başka zaten kim ihbar eder? Ama dur, ben onun yanına koymam bunu, bak görürsün. Ne yapacaksın abi? Bak şimdiye kadar hep iyi Cenk'i oynadım. Ama bundan sonra işler değişti. Madem o kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor benimle, ben de ona gereğini yapacağım. Bunu onun yanına bırakmayacağım, görürsün. Çok iyi geldi vallahi ya, sağ ol. Ne var? Bu kadar aksiyondan sonra çocukları da iyi gelmiştir. Ablaşım geldi. Git ablaşım tuvaleti. Ben tuvaletin nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ama kaç yaşına geldin? Sor birine, söylesinler. Ben götürürüm, ben götürürüm. Kalk hadi. Hadi yürü bakalım. Ay ne yaptın? Bırak. Ablacığım ne yaptın ya? Öf. Abla ben hemen ıslak mendil getireyim. Olmaz ıslak mendille. Kalk ablacığım. Gel gidelim bir. Koş bakalım. Gel. Gel ablacığım. Hani gelecektim bugün, çok özledim, seni seviyorum, Ayla. Gel ablacığım. Ne yapıyorsun Kiraz sen? Abla, abla! Abla ne? Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Oh,
yaramadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende.